Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Hepiniz hoş geldiniz ikinci dersimize. Dersimiz birinci derste bahsettiğimiz üzere Akidatul yani şerhi. Yaz, asıl yazar e, Şeyhül İslam İbn-i ve şerhi yapan alim de Muhammed bin Sal Salih el-Uteymin. E, bugünkü işleyeceğimiz konu Allah'ın isim ve sıfatlarına iman hakkında. Öncelikle e, kitaptan bugün okuyacağız. Dediğim gibi kitap e, esas aldığımız konu kitaptan. Bu kitapta dediğim gibi tavsiye ederim. Guraba yayın evlerinden Türkçe mealiyle beraber yazılmış. Ben de o kitaptan okuyorum. Şu an sayfa 68. Allah'ın isim ve sıfatlarına iman bölümü. Tabii ki çok önemli bir bölüm. Şimdi hepimizin bildiği Allahu Teala iman etmek tabii ki en önemli e, iman şartlarında, iman esaslarından birisi. Ve bunu bu kitapta daha doğrusu bugünkü dersimizde inşallah biraz daha detaylı anlatacağız. Şöyle ki e, Allahu Teala kendi kitabında kendini nasıl vasfetmişse ve Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de onu nasıl vasfetmişse o şekilde iman etmek de Allah'a imanın kapsamı içindedir. Yani Allahu Teala <laughs> bize kendini nasıl tanıttıysa Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl hadisi şeriflerinde, sahih hadislerinde bize bildirdiyse o şekilde Allahu Teala iman ederiz. Olduğu gibi iman ederiz. Nasıllığını yani detaylı bu nasıldır? Orasını da zaten inşallah ileride açıklayacağım. Orasına girmeyiz. Şimdi bu müellif yani yazar bu konuda daha detaylı bilgi veriyor. Şöyle ki Allahu Teala kendi kitabında yani kitabından kastı tabii ki Kur'an-ı Kerim kendi kitabında kendini nasıl vasfetmişse. Vasıf Arapçada yani Hişkap dediğimiz sıfat diyebiliriz Arapça. Bunu nasıl kendisini öyle bildirmişse öyle kabul ederiz. Ehli sünnet ve cemaat olarak böyleyiz. Bunu yaparken de neye dikkat ederiz? Şimdi bunları az çok açıklayacak. Şimdi Allahu Teala iman dediğimiz zaman tabii ki birincisi Allahu Teala'nın varlığına iman etmek. Bunu herkes anlıyor. İkincisi zaten ilk derste de yaptığımız üzere Allah'ın birliğine yani Allah'ın birliğinde tevhide iman ederken de uluhiyet e, tevhidi yani Allah'tan başka ilah olmadığına, tapılmaya layık olmadığına iman etmek demek. İkincisi ise rububiyet tevhidi yani her şeyin Rabbi, yaratıcısının Allah olduğunu inan, iman etmek. Ve üçüncü de tevhid fi as yani Allah'ın sıfatları ve isimlerindeki tevhid. Burada da ne, ne söylemiştik? Allah'ın isim ve sıfatlarında da tektir. Onun gibi hiç başka yok mesela bunu bir kısa eee şeyden açıklarsak mesela ilim sıfatını yani Allah her şeyi bilir dediğimiz zaman Allahu Teala her şeyi bildiğine olduğu gibi iman ederiz ama bunun nasıllığını detay nasıl bilir? İşte bu aklın kavrayamayacağı bir şey. Ama öyle olduğunu kabul ederiz. Allah'ın kendisine var dediğini biz de kabul ederiz. Yok dediğinde yok deriz. Şimdi burada öncelikle Allah'ın sıfatlarını nasıl biliriz? Tabii ki ilk önce Kur'an-ı Kerim tabii bunlar bilmemizin ee, şartı bunlar Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bulmamız. Kendi kafamıza göre Allahu Teala'nın isimleri hakkında konuşamayız. Allah Azze ve Celle hakkında ilimsiz konuşmak caiz değildir. Yani kafadan Türkçe dediğimiz kafadan atmak caiz değildir. Onun için Allahu Teala hakkında konuştuğumuz zaman, onun isimleri ve sıfatları hakkında konuştuğumuz zaman Kur'an ve sünnetten delillerle konuşmak zorundayız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Araf suresi şöyle mealen buyuruluyor. De ki Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Burada ne anlıyoruz? Allahu Teala hakkında bilgisiz, ilimsiz, delilsiz konuşamayız. Onun için Allahu Teala'nın bir isminden bahseder, bahsetmeden önce o isim Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinde var mı yok mu önce ona bakarız. Varsa tabii ki kabul ederiz. Yoksa yoktur. O zaman kendi kafamıza göre isimde veya Allahu Teala hakkında başka ilimleri de uydurmayız. Bu çok önemli bir konu. Unutmamak lazım. Şimdi tabii ki şöyle bir şey de var. Öncelikle Allahu Teala hakkında bilgi istediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'e bakacağız ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam sahih hadislerine bakacağız. Bununla beraber tabii ki aklımızla da bazı şeyleri anlayabiliriz. Mesela kainata baktığımız zaman yani bu güneşin Rabbi, bu kainatın Rabbi gerçekten çok güçlü olduğunu kabul eder akıl. Akıl bunu anlar. Yani mesela akıl Allahu Teala'nın hakikaten ne kadar güzel yüce bir yaratıcı yaratıcı olduğunu anlar kainata baktığı zaman. İnsan kendine baktığında bile bu kadar güzel yaratılmışsa düşünsen iki gözü var. Bugün böyle insan gözü gibi bir kamera yok. Ve insan kulağı gibi bir, bir mikrofon veya başka bir şey alet yok. Bunları yaratan ne kadar yüce olduğunu anlarak. Bu da tabii ki insanın bilebileceği şeyler ama Allahu Teala hakkında bize en kesin ve en sağlam delili tabii ki kendi kitabında belirttiği ayetler ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize öğrettiği hadisi şeriflerden öğreniriz. Şimdi bunu öğrendikten sonra Allahu Teala'nın sıfatları hakkında biraz daha derin bilgiye geçebiliriz. Şöyle ki şimdi önce dediğim gibi Allahu Teala hakkında kendi e, zatını vasıflandırdığı şeylerle vasıflandırmalıyız kendini vasıflandırmadığı şeylere de vasıflandıramayız. Yani Allahu Teala kendi hakkında ne dediyse onu kabul ederiz ama kendi hakkında bir şey demediği zaman da onu onunmuş ve onun hakkında olduğu gibi de söylemeyiz. Bu da önemli bir konu. Yani kısacası Allahu Teala hakkında delilsiz konuşmayız. Şimdi mesela burada başka bir örnek de veriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 64. ayeti kerimenin mealinde onun iki eli açıktır. Yani Allahu Teala iki elinden bahsediyor. Biz ehli sünnet vel cemaat olarak ne deriz? Allahu Teala'nın bel yedahu Arapçada yedahu iki eli. Bilakis iki eli açıktır. Biz ehli sünnet vel cemaat olarak evet Allahu Teala'nın iki eli vardır. Bunu kabul ediyoruz. Yalnız bilmediğimiz şey nasıl iki el oldu? Nasıl? Yani bir de bildiğimiz tabii ki şu da var. Allahu Teala'nın iki eli hiç kimsenin eline benzemez. Ne kulların hiç kimsenin eline benzemez. Burada tekkif yapmadan yani tekkif nasıllığını araş şey etmeden, kurcalamadan ve bir de temsil etmeden, kimseye benzetmeden olduğu gibi kabul eder, iman ederiz. Bu mesela söylediğim genel bir kaydı. Yani Allahu Teala'nın iki elinden öbür vasıflarına da geçebilir. Mesela belki de önceden vermiştim bu misali. Allahu u Teala her şeyi işidir. Buna iman ettik. Allah her şeyi işidir. Doğru. Ama nasıl her şey işidir? Bizim gibi iki kulağı yok. Bizim gibi hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onu da biliriz. Ama her şeyi işittiğini biliriz. Şunu da kesin biliriz. Bizim gibi işitmez. Hiç kimse gibi işitmez. Kendi şanına layık bir şekildedir. Orada derine girmez. Ama olduğu gibi de kabul ediyoruz. Yani biz şöyle demiyoruz. Allah her şeyi işitir. Bu ayetin ne manada olduğunu bilmiyorum. Allahu Alem Böyle de demeyiz. Çünkü bu arada gerçekten Allah'ın her şeyi işittiğini kabul etmek zorundayız. ehl Sünnet ve Cemaat selefi Salih'in bu yolu kabul etmiştir. Sonradan anlatılacağı üzerine bazı tadilciler var. Onları da ileride zikredeceğim inşallah. Onlar da nasıl yanlış yola gittiklerini belki niyetleri temiz olabilir ama niyetle bu iş olmuyor. Sırf niyetin temiz olmayla doğruya varılması. Hem niyetin temiz olacak hem de metodun temiz olacak. Doğru olacak. Şimdi Burada beşinci konu olarak 70 72, 72. sayfadayım. Beşinci konu olarak da şunu söylüyor. Allahu Teala'nın sıfatlarını açıklarken mesela şöyle söylüyor. Diyor ki zatı sıfatlar Allah'ın ezeli yani ezeli demek ta ilk baştan sonsuz geriye gidersek on endik erdir. Ezeli her zaman vardı yani ezeli ta geriye gitsek de ve ebedi sonsuza kadar vasıflandırılmış ve vasıflandırılacak olan sıfatlarıdır. Bunlar iki çeşittir. Manevi ve haberi diyor. Manevi sıfatlara örnek vermiş. Mesela hayat, ilim. Yani hayat Allahu Teala haydır. Yani Allah Azze ve Celle haydır, diridir, ölü değildir. Bizim Rabbimiz tabii ki kendi şana layık bir hay, bir hayat sahibi. Ama onun hayatı veya hay olması mükemmel bir şekilde. Hiçbir şeye ihtiyacı olmamakla beraber. İlim sıfatı, her şeyi bilmesi. Bu da Allahu Teala'nın sonsuz ilminin delillerinde ki Kur'an-ı Kerim'de "Vav bi kulli şeyin alim" diyorsa o her şeyi tabii ki bildiğini, çok iyi bildiğini biliyoruz. Kudret, Allah'ın kudretin her şeye yetmesi, sonsuz güç kudret olması. Bunlar hepsi eyhişkap yani manevi sıfatlar olarak değerlendirmiş müellif yani kitabın yazarı. E, haberi sıfatlara gelince de şöyle diyor. Bunlar da şöyle yani bunlar biraz detaylı olarak kendisi açıklıyor. Buradaki kastedilen de diyor mesela Teala'nın iki eli, yüzü mesela Kur'an-ı Kerim'de vacih diye. Vecih Arapçada yüz demek. Allah'ın yüzü, iki eli. Bunları bu şahıs haberi sıfatlar olarak değerlendirmiş. O kategoriye koymuş. Yani sanki bunlar görünüşte bir şeyin parçası parçasıymış gibi görünüyor. Tabii ki Allahu Teala Haşelilla bizim bildiğimiz gibi parçalardan oluşmuyor. Öyle bir şey yok. Sadece ya yani mesela Allah'ın ilmi dediğimiz zaman insanlar daha çok böyle yani manevi olarak ya Allah'ın ilmi sonsuz bunu anlıyor. Allah'ın iki eli dediği zaman bazıları bu konuda daha fazla bilgiye sahip olması lazım. Orada da ne diyoruz? Allahu Teala gerçekten iki eli var. Ama bizim gibi iki eli de hiç kimseye hiçbir şeye benzemeyen iki eli var. Ama iki eli var ya. Yani. Şimdi burada bir de şu var. Allahu Teala sıfatları, vasıfları ezelidir. Yani Allahu Teala sonradan mesela her şeyi bilen olmuyor. Allah bir şey öğrenmiyor. Her zaman her şeye kadirdir. Her zaman her şeyi bilendir her zaman e, tek rabdir. Yani sonradan Allahu Teala'nın bir ile öğrenmesi veya bir daha güçlenmesi veya zayıflaması diye bir şey söz konusu değil. Allah her zaman en güceydi. Her zaten ilk odur, son odur. Her şey her zaman en iyi bilendir. Ta ezelden ebediyete kadar. Yani Allahu Teala sonradan bir şey olmadı yani. O manada diyoruz. Allahu Teala sonradan haşe her şeyi bilen olmadı yani. Allahu Teala öğrenmez. Her şeyi zaten bilir her zaman Allahu Teala önceden haşi ve kella ölü değildi. Her zaman hay sahibi, hayat sahibi de haydi. Her zaman kayyumdu. Her zaman e, 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 her şeyi işitendir. Bu da önemli bir konu. Belki sonradan bu konuda konularda belki e, kitapta değinebilir veya değinmese de en azından burada zikretmiş olduk. Şimdi burada bir de açıklamak istediği bir konu daha var. O da şu. E, alimler diyor bir de zatı sıfatlardan bahsettik ki bu zatı sıfatları da ikiye ayırmıştı. Manevi sıfatlar ve haberi sıfatlar diye. Demin dedik manevi sıfatlar işte hayat, ilim, kudret gibi. Haberi sıfatlar da işte Allah'ın iki eli, yüzü olarak e, örnek vermişti. Şimdi bir de burada bahsettiği fiili sıfat, sıfatlara gel. Fiil yani work word bir şeyin yapılması, bir handling olmasını gösterir. Bir handling tollandacası yani bir şeyin yapıldığını bir fiil Bununla, bunun fiili sıfatlara gelince, bunlar Allah'ın dilemesiyle ilgili sıfatlarıdır ve iki çeşittir. Burada iki çeşide bağlamış bu müellif yazarımız. Sebebi bilinen sıfatlar diye, mesela Allah'ın razı olmaz, rıza. Mesela Allahu Teala muttakinlerden razı olur. Bunu, şa bu şahıs sebebi bilinen sıfatlar olarak kategorize etmiş, o kategoriye koymuş. Mesela e, e, Allahü Teala'nın razı olmasına delil Zümer suresinin yedinci ayetini getiriyor. Mesela eğer nankörlük edip küfür ederseniz bilin ki yani demek istiyor. Allah'ın tösakiz ve e, e, parantez arası bilin ki Allah'ın size bir ihtiyacı yoktur. Fakat o kullarının nankörlük edip küfre sapmalarına razı olmaz. O sizin nimetlere karşılık üzerinize düşeni yapmanızı ve parantez arası şükretmenize razı olur. Demek ki Allahu Teala razı olur. Hangi kullanına razı olacağını Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş ve bunu sebebi bilinen fiili sıfatlar olarak kategorize etmiş müellif. Mesela bazı sebebi bilinmeyen sıfatlar olarak da işte Allahu Teala'nın gecenin son üçte birinde yeryüzü sema, yani inmesinden yenzilu o, o, ayet o hadisle de alakalı galiba bilgi verilecek kitapta ileride. Ona da mesela sebebi bilinmeyen sıfatlar olarak zikretmiş e, müellif öyle belirtmiş. Şimdi e, Bazen de şunu da söyle, bir bakış açısına göre bazı sıfatlar hem zat hem de fiili sıfatlardır. Yani burada bazen de bir sıfat iki kategoriye de girebilir. Ya yani burada da çok fazla detaya boyun boylmayalım. Ee, burada öne bu kategorize işi kolaylaştırmak için yapılıyor yani. Ama Allah'ın sıfatları hakkında biraz, şimdi biraz daha malumat verecek, bilgi verecek. Şöyle fiili sıfatlardan bahsederken şöyle diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor sıfatların deli, bu sıfatların Allah-u Teala sıfattan delilleri çoktur. Mesela diyor ki e, örnek olarak şu ayeti veriyor. Fecir suresi 22. ayette Rabbin ve saf saf olup melekler geldiği zaman veya başka bir ayet mealinde e, Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Maide suresi 119 mesela. E, ve Allah gazabından bahseden ayet. Maide suresi 80. Allah'ın kendilerine gazap ettiği şeyleri dünyadayken nefislerinin kendileri için hazırlamış olması ne kötüdür hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Demek ki Allah'ın gazap ettikleri de var. Biliyoruz ki bazı insanlar Allah kafirler Allahu Teala gazap eder, lanet eder. Mümin muttaki kullarını da Allahu Teala sever ve yaptığı ibadetlerden e, dolayı da Allahu Teala yaptığı ibadeti sever. Bunları da biliyoruz. Demek ki Allahu Teala razı razı da olabiliyor ve gazap da edebiliyor. Bunlar da neydi? Allahu Teala'nın sıfatlarından. Bunları da örnek vererek, delil vererek açıklıyor müellif. Ee, bir de şöyle bir şey var diyor. İsim ve sıfatlar konusunda aklın hiçbir rolü yoktur. Yani şöyle gene diyor. Yani akılla, felsefeyle Kur'an-ı Kerim ve sünnette bakmadan kafana göre bir isim uyduramazsın diyor. Ve Allah-u Teala hakkında konuşamazsın diyor. Yani direkt mesela. mesela ama demin bir örnek verdim. Mesela insanın e, güneşe bakıp da ya bu güneşin yaratıcısı ne büyüktür demesi aydı bir konu. Zaten onu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala belirtmiş. Bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey değil. Ama hiç kimse Kur'an ve sünnete aykırı kafasına yatmadığı için bir şey söyleyemez. Böyle bir yetki yok. Allah-u Teala hakkında bir şey söylemek istiyorsan mecbursun Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerine müracaat etmeye, başvurmaya. Mecbur bu. Kafana göre Felsefeyle Allah'ın şu ismi olması diyemez. Yani bu belki biraz zaten mantıklı görünüyor ama bunu ileride belki daha açıklamamız lazım. Çünkü ma maalesef bazı insanlar kafasına göre bazı şeyler söylemişler yani geçmişte ehli bir Yani kısacası Allahu Teala'nın isim ve sıfatları Kur'an ve sünnette nasıl gelmişse öyle kabul ediyoruz. Şimdi devam ettikten sonra e, bu konuyu e, hale bu konu, konuyla devam ediyoruz. Eee e, e, Allah'ın her şeyi işitici ve her şeyi basir görmesi hakkındaki ayetlerden de delil getiriyor. Mesela İbrahim Suresi Meryem Suresi 42. ayette yani şöyle deniliyor. İbrahim Aleyhisselam babasına diyor ki yani o ayeti mealinde. Babacığım duymayan, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan varlıklara niçin taparsın? Mesela Allahu Teala burada yani İbrahim Aleyhisselam burada ne güzel öğüt veriyor. Düşünebilir miyim bir put veya onun gibi şey ne duyuyor? ne görüyor ya bu tapılır mı ya demek ki Allahu Teala gerçekten yani tabi bir şey görmeyen bir şey işitmeyen bir tanrı olabilir mi böyle bir ilaha kim inanır aklı başında olan böyle bir ilaha inanamaz ki başka mesela zaten Kur'an-ı Kerim'de e, allah Allahu Teala'nın her şey bildiğini zaten biliyoruz ve mesela başka bir ayet-i kerimede de Allahu Teala şunu diyor mesela bu da e, Nahl suresi 20. ayet onların Allah'a bırakıp da onun dışındaki taptıkları veya eee şu manada gel. Yakarıp dua ettikleri şeyler hiçbir şeyi yara yaratamazlar. Çünkü kendileri yaratılıyorlar. Demek ki başka başka bir ayet-i kerime halinde Nahl suresi 17. ayet. Hiç yaratan yani Allahu Teala tabii ki. Hiç yaratan yaratmayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? Gerçekten de yani hiç yaratanla yaratmayan bir olur mu? Olamaz tabii ki. Şimdi e Burada bir de tabii ki hepimizin kabul ettiği şudur ki Allahu Teala'nın sıfatlarında hiçbir noksanlık olamaz. Yani hiçbir eksiklik olamaz. Zaten boşuna Subhanallah demiyoruz. Subhanallah derken Allahu Teala'nın bütün noksan sıfatlardan, bütün eksikliklerden beri, uzak olduğunu kabul ediyoruz ve bunu da böyle iman ediyoruz. Bu da tabii ki insanın kabul etmesi gereken şey. Yani düşünebiliyor musunuz? Allahu Teala Rab yaradan olacak da gücü her şeye yetmeyecek ve Allahu Teala her şeyi görmeyecek. Böyle bir böyle bir tanrıya kim inanır ki? Yani akıl kemal sahibi yani akıl sahibi insanlar tabii ki böyle eksiklikleri Allahu Teala ya yakıştırmaz. Biz de zaten mümin olarak bunu yakıştırmıyoruz. Elhamdülillah. Bir de şurada demek istediği bence de güzel bir konu. Bunda bir bilgi olarak vereyim. Şöyle bir şey var. Mesela bazı vasıflar vardır ki insan da olduğu zaman iyi bir şeydir ama yaradana yakışmaz. Mesela bir örnek vereyim. Uyumak Uyumak insana yakışan bir şeydir. Uyumak bizim için iyi bir şey. Çünkü uyumadığımız zaman bu bizim vücutta da beynimizde de problemlere yol açar. İnsan için uyumak güzel bir şey, iyi bir şey. Ama yaradan Allahu Teala ise Allahu Teala için ise uyumak kötü bir şey ki mümkün değil. Yani Allahu Teala yakışmayan bir vasıf ki zaten Allahu Teala da asla uyumaz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bazen bir kul için güzel, yakışan bir vasıf Allah-u Teala için kesinlikle yakışmaz. Bazen de sırf Allahu Teala için yakışan bir vasıf kullara yakışmaz. Mesela kibirli. Allahu Teala en yücedir. Kendini övmesi ve kibir sahibi olması Allahu Teala'ya sırf yakışır ama kullara kesinlikle yakışmaz. Hatta şunu söyleyebiliriz. Mesela unutmak. Allahu Teala unutmak yakışmaz. Ama kullar için unutmak bazen bir nimettir. Düşünsene her şeyi hep hatırladığını Üç, örnek verelim. 3 ay evvel bir sevdiğin ölmüş. Ve her dakika bunu hatırladığını düşün. Bu da bir problem. Bazen unutmak da bir gerçekten güzel bir şey. Kul hakkı. Yani insanlar için. Ama yaradan hiçbir şey unutmaz. Demek ki bazı vasıflar var ki sırf Allahu Teala yakışır. Kullara kesinlikle yakışmaz. Bazı şeyler de belki insanın ya kullara yakışıyor ama kesinlikle Allahu Teala hiçbir şekilde yakışmaz. Ki demin de ne dedik? Allahu Teala'nın sıfatları ve isimleri sırf kendine has bir şekildedir. Yani mesela şöyle bir örnek verelim. Allahu Teala görür dedik değil mi? Ha, kullar da görür ama Allahu Teala'nın görmesi mükemmel bir şekilde kulların görmesine benzemez. Bu da ayrı bir konu. Yani mesela biz Allahu Teala görür dediğimiz zaman haşa kullara benzetmiyoruz. Yani kullar da görür. Öyle demiyoruz. Allahu Teala'nın görmesi mükemmel. Her şeyi görür. Kullar da görür ama kulların görmesi değişiktir. Kullar eksik görür. Düşün karanlıkta göremiyoruz. Çoğu şey göremiyoruz. Kendi kalbimizi bile göremiyoruz. Eğer alet olma, röntgen ve emeri falan aletler olmadıktan sonra. Yani insan hep yani insan gerçekten zayıf yaratılmıştır. Bizim zayıf acizliğimiz belli. Allahu Teala ise bütün noksan sıfatlardan uzaktır. Bunu da kul olarak bilmemiz önemli. Yaradanımızı ne kadar çok tanırsak o kadar daha çok hayran oluruz. O kadar daha çok severiz. Ve o kadar daha çok da korkarız. Şimdi e Burada müellif e, Allahu Teala gene e, e, 78. sayfada yine Allahu Teala'nın vasıflarından bahsederken şöyle deniliyor. Biliyorsunuz ki bazı e, hadislerde peygamber aleyhissalatu vesselam peygamber e, Allahu Teala hakkında sözlü olarak yani kavul olarak bahseder. Mesela örnek verelim. E, burada hangi hadisi delil getirmiş? Bak burada bir hadis var ama hadisin tam mahrecini yani diplotunu da bakmam lazım. Ee, bakayım burada var mı? Bir kere. Mesela şunu örnek verelim. Biliyoruz ki biz Pey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua ettiği zaman iki elini nereye kaldırmıştır? Göğe doğru kaldırmıştır. Mesela niye Allah yere doğru indirmemiştir ellerini dua ederken? Bu da neye işaret? Allahu Teala'nın her şeyin üstünde olduğunu yani göğün üzerinde olduğuna işaret. Bu da fiilen, amelen göstermiş olduğu bir Allah Teala hakkında bir bilgi. Yani hepimiz de dua ederken yani hiç kimse elini yere sarkarak dua etmiyor. Gö göğe kaldırıyor. Bu da neyin işareti? Demek ki Allah Teala göğün üzerinde. Burada da çok önemli bir dipnot düşmek istiyorum. Bazı insanlar bazı hadisleri e, şeyde e, e, meal verirken işte fis sema kelimesini semadadır. Yani sanki göğün içindedir manası veriliyor. Çünkü Arapçada fi içinde demek. Ama doğru değil. Şöyle doğru değil. Fi kelimesi hem içinde demek hem de üstünde demek. Arapçada. Onun için sema kelimesi Arapçada burada özellikle kastettiğimiz göğün üzerindedir. Yani Allahu Teala bizim bildiğimiz haşirle bir şeyin içinde değil. Yaratılmış her şeyin üzerindedir. Bu da bazı insanların bize anlamasında zorluk çekti. Yani haşa sanki biz Allah'a bir mekan iz izafe iza iza ediyoruz. Yani allah Teala haşa sanki yaratılmış bir göğün içinde. Haşa öyle bir şey yok. Allah-u Teala ne yaratılmışsa onların her şeyin üzerindedir. Bir şeyin içinde değildir. Her şeyin üzerindedir. Demek ki Fisseme'yi göğün üzerinde diye meal verirsek insanların kafası karışmaz. Fisseme yani göğün üzerinde veya yüksekte diye belki meal verebiliriz. Ama göğün içinde dediğimiz zaman bazıları diyor ki bak allah Teala mekan izafe etti. Sanki Allahu Teala bir şeyin içinde. Ki haşelillah allah Teala hiçbir yaratılmış şeyin içinde değildir. Böyle bir şey yok. Ee, ondan sonra mesela bir başka eee o, aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize yani burada kısaca söyleyebileceğim. Hadis-i şeriflerde bize nasıl naklettiyse aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam detaylı bir şekilde onları da diyor olduğu gibi kabul ederiz. Yani orada da nasıllığına gitmeden olduğu gibi kabul ederiz ve inkar da etmeyiz. Şimdi bunu yaptı bu konu şöyle şimdi biraz daha iş detaya inecek. Burada da şu Arapçasından ziyade şu an Türkçe malını okuyayım. Kitaptaki bir ibare yani bir yazı. Bunlara yani Allahu Teala'nın isimlerine ve sıfatlarına iman ederken ne yaparız? Bunlara tahrif, tatil, tekyif ve temsil söz konusu olmaksızın yani inanıyoruz. Şimdi bu dört tane kelime burada saydı. Bunlar ne olduğunu çok açıklayacak. Demek ki biz Allahu Teala vasıflarına, sıfatlarına iman ederiz. Ama bunu yaparken dört şeyde yapmayız. Yani bir tahrif etmeden, manayı bozmadan, tah değiştirmeden, tekif yapmadan, nasıllığını araştırmadan, yani nasıldır demeden, temsil bir şeye başka bir şeye benzetmeden olduğu gibi kabul eder, iman ederiz. Ve tatili de sonra da açıklıyor. Şimdi bu dört şeyi burada biraz daha detaylı açıklayacağız. Tahrif kelimesini müellif şöyle açıklamış. Tahrif diyor, değiştirmek demektir. Manayı değiştirmeye, mesela manayı tahrif et diye, yani manayı değiştirdi. Veya Türkçe'de belki daha çok bozdu diyebiliriz herhalde. Yani çünkü tahrif etmek yani bir negatif manası vardır. Olumsuz bir manası var. Değiştirmek bazen güzel olur ama bizim burada dediğimiz tarif hoş olmayan yanlış olan değiştirme. Onun için belki manayı tahrif etme, manayı bozmak diyebiliriz. Herhalde bence biraz daha doğru olur. En azından insanların anlaması için. Şimdi bunu da açıklarken baya biraz şey açıklıyor. Şöyle açıklıyor. Tahrif değiştirmek demektir. Ya lafsi olur ya da manevi olur. Lafız kelime demek word yani. Şöyle ama diyor genellikle lafsi tarif pek vuku bulmaz diyor. Pek olmaz. Mesela lafsi örnek veriyor. Olduğu zaman da ancak bir cahilin ağzından olur. Lafsi tarif yani şekil değiştirmek. Mesela senin hiç kimsenin dal harfini fethale, fethale telaffuz ederek Mesela normalde elhamdülillah'tır değil mi? Doğru olan. Mesela tarif ederse bir insan mesela elhamdelillah'tir. Bu tahrif manayı sözü değiştirmiş oldu. Ki bunu yapan yani Arapçayı bilmeyen bir cahil bunu yapar. Mesela Kur'an-ı Kerim okurken hepimiz elhamdülillahi rabbil alemin deriz. Yani elhamdülillahi -de diyen pek yok. Bu mana yani söz lafzı tarif etmektir. Ama çoğu olan manevi tarif yani manayı değiştirmek. Kelime doğru diyor. Word aynı ama manasını değiştirmek. Bu oluyor diyor. Maalesef yapıldığı zaman tarif çoğunlukla böyle oluyor ve önemli bir kısmı böyle oluyor. İşte biz de ehl sünnet vel cemaatın Allah-u Teala rahmetiyle kendini nasıl vasıflandırmışsa Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinde onları olduğu gibi manayı bozmadan, kelimeleri bozmadan kabul ederiz. Bu çok önemli bir konu. Manayı tayirden, tayir değiştirmeden olduğu gibi kabul ederiz. Neden? Şimdi bunu yapanlar bazı insanlar bazı insanlardan sonradan örnek verilecek inşallah. Bazı bunu nasıl manayı bozanlar bunu nasıl kendilerince doğru bulmuşlar. Şimdi bir de burada başka bir dipnot da düşelim. Tevil kelimesi var bir de Arapçada. Şimdi mesela bazıları da diyebilir ki tevil tarif arasındaki fark ne? Şimdi tahrif genellikle negatif, olumsuz bir manası olur. manayı bozmak, tahrif etmek yani mana yönünde bozmak. Ama tevil bazen pozitif manaya da gelebilir. Olumlu bir manaya da gelebilir. Şöyle mesela tevil kelimesi müellif diyor bazen tefsir manasına da gelebilir. Açıklama manasına da gelebilir. Onun için tevil ile tahrif arasında bir fark olduğunu belirtmek istiyor müellif yani yazar. Bunu da bilmemiz lazım diyor. Mesela şöyle bir e, örnek de vermiş. Diyor ki tevilin bazen manası bir şeyin akıbeti anlamına da gelir sonuç veya mesela şu, şu ayeti veriyor delil olarak. Araf suresi 53. ayette parantez arasında fakat onlar şimdi mana onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Tevili geldiği yani haber verdiği şeyler ortaya çıktı parantez arasında gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeğe getirmişler. Yani onlar Kur'an'ın haber verdiği şeylerin akıbetinden yani sonucundan yani sonuç akıbet manasında sonucundan bu haberlerin gerçekleşmesinden başka bir şeyi beklemiyorlar. Demek ki tevilin manası bazen pozitif de olabilir veya tariften başka bir manada olabilir. Bunu da açıktan belirtmiş. Bu da bunu bilmekte önemli. Çünkü tevil bazen tefsir manasına gelebilir. Yani pozitif bir mana. Yani mesela Kur'an'ın tevilini bilmek, onun tefsirini bilmek manasına da gelebilir. Tarif ise çoğunlukla pek hoş Türkçe'de en azından manası hoş olmayan bir kelime. Şimdi burada başka örnekler de veriyor. Şimdi gelelim mesela diyor ki tevil kelimesiyle e, e, tevil kelimesinden bahsederken 83. sayfada şöyle bahsediyor. Tevil lafsı zahirinden alıp başka yöne çekmek demektir. Bak burada bunu biraz biraz belki açıklaması zor gelebilir. Şöyle şimdi zahir demek görünüşte olan, ilk bakışta manası olan bir şey. Tevil ise İlk görüş manası değil de başka bir manaya geldiği zaman o ikinci manayı almak. Belki sonra bunu örnekle de verebiliriz. Mesela diyor ki tevilin bir türü övülen ve yerilen diye hikaye. Demin dedik ya tevil pozitif manaya da gelebilir, negatif manaya da gelebilir. Yani olumlu, pozitif, olumsuz, negatif. Şimdi eğer tevil bir delile dayanır, dayanıyorsa yani Kur'an ve Sünnet'teki bir delile dayanıyorsa tefsir güzeldir, hoştur, kabul edilir. Yok Kur'an ve sünnete tersse o zaman kabul edilmez diyor. Yani tefsir manasındadır o zaman. Kur'an ve sünnetteki delile dayanırsa o tevhile tefsir manasını verir. Açıklama. Eutlech. iyidir. Eğer bir delile dayanmıyorsa o zaman bu tevil değil tarif olur yani. Yani tevilin negatifine tarif diyor yani bir nevi. Or buradaki iki kelimeyi duymuş olalım ve tevilin manasının pozitif olabilir. Dediğim gibi açıklama yani eutlech yani tefsir manasına gelebileceğini bilelim. Tahrif ise genellikle negatiftir. Değiştirmek ama Türkçe'de manayı boz, yani manayı tahrif etmek, manayı bozmak diye daha çok bilinebilir. Şimdi mesela örnek verelim. Örnekten daha çok kolay anlaşılabiliyor. Mesela ayeti kerime, Taha suresi 5. ayet. Rahman arşa istiva etti. Hepimizin de Er-Rahmanu alel ve Rahman Allahu Teala. Ayetinde getirdikleri tevildir. Bazılar diyor ki yok biz tarif etmiyoruz Bir tatçılar Diyor ki biz ona açıklama getir, Ayeti tefsir ediyoruz diyor. Yani daha hoş geliyor ya Mesela ayeti tarif etmek bozuyoruz kimse demez. Hiçbir Müslüman ben ayeti bilerek bozuyorum demez. Ben duymadım. Ama tarif yerine daha güzel olan daha hoş elfümestist. Hollandalı elfümest Hoş bir kelime kullanarak tevil kelimesini kullanıyorlar. Bunu da şöyle diyorlar. Şimdi isteva kelimesi Arapça bir kelime tabii ki. ''İsteva ala diye gelmiş. er rahman yani Allah ala üzerine is, alel arş, arşın üzerine istewa, istiva etti. ''İsteva ala kelimesiyle gelirse forzetsil ala bovu o zaman yükselmek demek. Üzerine yani er rahman Allahu Teala arşın üzerine yükseldi. Bu ayette gene neyin delili de arş her şeyin üzerindeyse Allah da arşın üzerindeyse demek Allah her şeyin üzerinde. Bunu da buradan gene anlıyoruz. Şimdi mesela bu ayeti kerime bazıları diyor ki yok oradaki istiva yükselmek değil de neymiş örnek verelim ee, istila demekmiş. Yani Allahu Teala arşı hükmü altına aldı. Ki böyle bir tevil yok yani. Arapçada istiva ale, hükmü altına almak demek değil diyor. Bu tevil aslında tarif ediyorsun ama güzelleştirerek daha güzel bir ambalaja koymaya çalışarak yutturmaya çalışıyorsun desek belki doğru olur. Yani biz İstiva ala kelimesi Arapça bilinen bir kelime. Yükselmek demek. Bir şeyin üzerine. İstiva ala diyor bak. İstiva önemli. Bazen yanına gelen kelimeye de bakacağız. Ve önüne gelen kelimeye bak. Ona göre mana olacak. Öyle değil mi? Türkçede de öyle. Değil mi? Mesela dediğim gibi e, İstiva ala üzerine yükseldi. Yani Allahu Teala Rahman arşın üzerine yükseldi. Arşı ele geçirdi ve hükmü altına geçirdi diye tevil etmek manayı bozmaktır. Biz bunu kabul etmiyor. Sen bunun adını tevilde desen böyledir. Demesen de böyledir. Bu da yani kelime oyunlarında boğulmayalım. Dediğim gibi bir de oyun kişilere sorabiliriz. Arapçada isteva alanın manası belliyken siz bunu ne de mesela e, istila manasında yani Allahu Teala bunu hükmü altına aldı manasına getiriyorsunuz. Bunun için deliliniz ne? Nerede yazıyor bu? Hangi peygamber aleyhissalatü vesselam orada o konuda hadisi var mı ki isteva bu manadadır diye? Yok o zaman varsa getir. Yoksa o zaman bunu da demin ne dedik bir hatırlıyorsanız bir şeye girmiştik. Dedik ki akıl ile Allahu Teala hakkında konuşmayız. Delilsiz. Hele hele bu konuda aklıma yapmıyor Allahu Teala'nın istiva ettiğini yani şeyin arşın üzerine yükseldiğini aklıma yapmıyor diye kabul etmiyorum diyemezsin. Öyle bir şey yapamazsın. O hakka sahip değilsin. Demin dedi ki akıl şey ayetin önüne geçemez. Aklıma yattığı için ayetin manasını böyle kabul ediyorum. Yatmadığı için değil. Allah-u Teala nasıl istiyorsa öyle iman edeceksin. Anlıyor musun? Çünkü burada akılcılar kendilerini akıllı zannediyor ama şunu da söyleyeyim. Senin aklına göre öyle. Ya benim aklıma göre öyle değilse hangimizin aklını baz alacağız? Belki benim aklım seninkinden üstün. Yedi buçuk milyar veya kaç milyar insan var. Hangisinin aklına göre? Değil mi? Ama elimizde bir Kur'an ve Peygamber Aleyhisselatü'nün sahih hadisler varsa ona göre yapacak. Aramızda hakem benim senin aklın, senin aklın değil Allahu Teala'nın kitabı ve Peygamber Aleyhisselatü'nün sahih hadisidir. Onun için ehli sünnet ve cemaatin özelliği nedir? Kur'an ve sünnette olduğu gibi kabul edip akla değil önce Kur'an ve sünnete bakar. Aklın önemi yok mu İslam'da? Elbette İslam'da önemi var. Akılla anlarız hakikati. Bununla beraber İslam akıl kabul yani İslam'ı Allahu Teala öyle yani bize indirdiği kitabı aklımız kabul eder ama aklımızın üstünde olan şeyler de kabul etmek lazım. Yani dediğim gibi Allahu Teala'nın yüceliğini tam manasıyla akıl kavrayamaz ki. Nasıl kavrasın? O kadar yüce ki Allah ama kabul ediyoruz yani. Evet. Allahu Teala her şeyin üzerinde, her şeyi gücü her şeyi gücü yeter, her şey kadirdir ama akıl gerçekten bunu tam manasıyla kavrayabilir mi? Allahu Teala her şeyiyle anlayabilir mi? Mümkün değil bu yaradan sen kendi aklının nasıl çalıştığını bilele bilmiyorsun. Yani düşün Allahu Teala'nın hakkında her şeyi bilebilir mi bu akıl? Ama kabul edebilir ve ediyoruz da. Evet Allahu Teala her şeyi bilendir, her şeyi görendir. Kabul ediyorum ama nasıllığını orasını bilmiyorum ama yine de kabul ediyorum. Zaten iman etmek değil mi? Görmeden kabul etmek. Şimdi bu ayeti güzelce yani biraz da ileride bunu gene açıklayacağım. Bu çünkü önemli bir konu. İnşallah. Şimdi mesela başka bir e Konuya e, tatile gelir. Şimdi demin ne dedik? Birincisi ta, tarifi kabul etmiyoruz. Dedik değiştirmek. Manayı bozacak şekilde kabul etmiyoruz. İkincisi ise tatil olmaksızın. Tatil kelimesi burada manasını şöyle vermiş. Tahliye veya terk manasına gelir. Terk. Mesela ayette şöyle diyor. Şu ayeti delil getirmiş müellif. Haç suresi 45. ayette e, terk edilmiş ya da kullanılmaz manasına gelen terk edilmiş hale gelmiş kuyular. Muattalah kelimesini öyle meal vermiş. Yani diyor ki tatil ile yani tatilin manası terk manasına gelir. Ama tabi bizim burada kastediğimiz ne? Şöyle ki bu insanlar kendilerine biz bunlara ehli tatilciler diyoruz. ya tatil tabi ki bazı Türkçede bir başka manası da var. Tatile gitmek de aslında aynı kökten yalan değilsen geliyor da buradaki kastettiğimiz ne? Şimdi diyor ki tatil ile kastedilen Allah'ın kendisi için ispat ettiği isimler yani allah Teala var dediği isimler kendisi için var dediği ispat ettiği yani var olduğunu söylediği delil isimlere ve sıfatlara inkar etmektir. Bu manada kullanıyoruz. Yani şöyle bunu başka bir daha çok açıklıyor. İsterseniz onu da gene bir örnekle açıklayalım. Mesela Allah-u Teala'nın iki elinde. Şimdi biliyoruz ayeti Maide suresi 64. ayette allah Teala Bilakis onun iki eli açıktır. Yani bel yeduhu bilakis onun için yani Allahu Teala'yı kastederek bilakis onun iki eli açıktır diyor. Demek ki Allahu Teala'nın iki eli var. Şimdi burada bazıları şu yanlış yola gidiyor. Diyor ki ya Allahu Teala'nın iki elinden kastı kendilerince tevil ediyorlar. Yani manası şu demektir. Sembolik manasında güç kuvvet demektir. Ki bu yanlış olduğunu nereden anlıyoruz? Bir Arapçada yet demek el demek. Kuvvet demek değil ki manası bu. İkincisi ise diyelim ki Allah'ın kudreti manasında, gücü manasında. Ama Allah-u Teala iki elinden bahsediyor. O zaman Allah-u Teala iki tane mi kudreti var? O da pek mana, o da pek akla uymuyor değil mi? Onun için ne diyoruz? Hayır Allah-u Teala'nın gerçekten iki tane eli vardır. Ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ve bildiğimiz bir şey hiçbir ele benzemez. Bak yine aynı genel kaideye geldik. Demek genel kaide olduğu gibi iman ediyoruz. Ama nasıllığını düşünmüyoruz. Çünkü aklımız kavrayamaz. Ama şunu da hiç unutmuyoruz kimseye de benzetmiyoruz. Onu da ileride e, misal şey onu da e, demin söylemiştim. Ona e, temsil veya Arapçada vale temsilin. Temsil olmadan başka bir şeye benzetmeden Allahu Teala'nın bu isimleri ve sıfatlar hakkında konuşuruz. Çünkü leise kemis rihici biliyoruz. Allahu Teala'nın bırak ikinci Allah olma başka bir Allah'ın olması imkansız. Allahu Teala benzer de yok. Hiç kimse onun dengi değildir, benzeri de değildir. Demek ki Allah-u Teala'nın iki eli var ama hiçbir başka kulun veya yaratılmışın iki eline benzemez. Bu da kesinlikle bir hakikat. Buna da temsil diyoruz. Yani benzetme olmadan, misal vermeden. Şimdi bunu açıkladıktan sonra baya bir 70 86. sayfasında bu konuları daha güzel şey anlatıyor. Yalnız şunu da burada gene söyleyeyim. Burada bir kelime tefvis ehli tefviz te, Arapçadan gelme bir kere te, Arapça te, tefvit Arapçası şu manada onlar da bazılar da şöyle diyorlar. Diyorlar ki tamam Allahu Teala diyor ya iki elidir. Tamam. Ayeti Kerime'yi kabul ediyoruz ama manasını biz bilemeyiz. Manasını Allahu alem deyip mana vermeden çıkarız. Allah'a havale ederiz. Buradaki mana yani Allah'a bıraktık işi. Tevfid Allah yani bırakmak ol Allah'a bıraktık işi ki bu şekilde sıyrıldıklarını zannediyorlar. Bu da aslında bu da kesinlikle yanlış. Çünkü o zaman ne diyorsun? Ayetin lafzına inandım ama manasını bilmiyorum. E peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyor muydu bunu manasını? Biliyordu. Bilmiyor muydu? Biliyor muydu? Dese ki bilmiyordu. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilmiyordu demek. Bu doğru değil. Biliyordu da bize niye öğretmedi? Bunu, yani sen biliyor, bu da e, bu da doğru değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize, bunun manasında biliyordu ve alimler de bize açıkladı ki gerçekten evet, allah Teala mesela bir ayet, bu bel yedehu bilakis iki eli açıktır ayetler. Evet, Allah-u iki eli vardır. Onlar ne diyorlar? Yo, allah Allahu Teala'nın iki eli, ayette evet, bilakis iki eli açıktır diyoruz ama manasını bilemeyiz. Allah'a havale ederiz. Yani ne Allah'ın iki eli vardır, ne yoktur, ne oldu belli olmayan bir şey oluyor ya. Yani. Yani bir frak teykin bırakıyorlar oraya. Biz de diyoruz hayır selefi salihin yolu bu değil. Seleften kastımız ashab-ı kiram. Onların peşine gelen tabi'in ve onların peşine gelen ilk üç generasyona veya e, nesle selefi salih diyoruz. Onlar böyle bu yola gitmemiştirler. Onlar manadan kaçınmamıştır. Bir Biz sadece diyoruz ki nasıllığını bilemeyiz. Keyfiyet yani Arapçada. Keyfiyet meçhul. Yani nasıl olduğunu bilemeyiz ama var olduğunu biliriz. Yani evet Allah-u iki eli var. Gerçekten iki eli var. Ama nasıl olduğunu bilemeyiz. Bak aradaki farkı gördük mü? Öbürleri tamamıyla bir kroğut fırahtayken. Ne nasıllığını, ne varlığını, ne yokluğunu hiçbir şey bilemeyiz. Buna tefiz diyor, ehli tefiz. Öbürler biz ise manasını kabul ediyoruz. Evet Allahu Teala'nın iki eli vardır. Ama nasıl olduğunu sadece, biz o nasıl olduğunu bilemeyiz diyoruz. Aradaki farkı ümit ederim anlamışızdır. Ve İbn-i bu konuda da bize diyor yani bu işte belki akla şöyle ya, ya nasıl olduğunu bilmeyerek çıkalım işin içinden demek kolay. Aslında doğru değil. Çünkü o zaman e bu ayetin manası ne? Allah-u Teala bu ayeti niye indirdi? Fırak teykin olarak mı indirdi sırf bize? Burada Allah-u Teala bize bir şey öğretiyor. İşte öğretilen de bilmemiz lazım. Allah-u Teala Ar-Rahmanu ala arşi istiva derken bize ne öğretmek istedi? Ar-Rahman arşi istiva etti ama ne demek bilmiyor. E bunun için mi indirildi? Allah-u Teala burada her şeyin üzerinde olduğunu bize bildiriyor. Bunu da bilmemiz lazım. Ha nasıldır detaylı onları bilmiyoruz. Ama neyi biliyoruz? Allah'ın her şeyin üstünde olduğunu. Mesela başka bir ayet Allahu Teala şey, her şeyi bildiğini söylüyor. Biz bunu kabul ediyoruz. Yani demiyoruz ki Allahu Teala her şeyi bilir demek ne demek bilmiyorum. Fıraktı. Hayır diyoruz ki evet Allahu Teala her şeyi bilir ama nasıllığına girmeyiz. Kabul ederiz ama tabii ki bizim gibi ilmi yok. Onun ilmi sonsuz. Dediğim gibi her şey işidir. Ama nasıl işidir? Buraya da dediğim gibi detaylı şekilde nasıl olduğunu bilemeyiz. Ama bizim gibi işitmediği kesin. Ama ne diyoruz? Allahu Teala kendine işidir dediyse evet öyledir. Ama ehli yani dediğim gibi bu tatil olayı ve ehli tevfis onlar da bir tehlikeli grup. Kafa karıştırıcı. Yani belki akla ilk başta yatkın gelebilir bazen ama aslında daha o da yanlış ve İbn Teymi onu da özellikle bize uyarıyor. Ehli tevhid deyip yani Allahu alem deyip her şeyi Allah'a havale bu işten çıkamaz. Şimdi unutmayalım ki Allahu Teala bu Kur'an'ı bize bak Kur'an'da Allahu Teala şöyle diyor. Nahl suresi 89. ayette. Bu kitabı yani Kur'an-ı Kerim bu kitabı her şeyi açıklayıcı olarak indirdik. Şimdi bu mesela bu ayet-i kerime e manasının ne olduğunu bilinmeyen kelimelerle hangi açıklamadan söz edilebilir diyor müellif. Bunlar Kur'an'da geçen şeylerin çoğunu teşkil ederler. Kur'an'da geçen şeylerin çoğu Allah'ın isimleri ve sıfatlarıdır. Bunların bunların manalarını, manalarını bilmezsek nasıl olur da Kur'an her şeyi açıklayıcısı olur? Her şeyin açıklayıcısı olur. O zaman beyan nerede kalır? Yani Allahu Teala bu kitap bize öğretmek için değil mi? Bizim için bir hidayet kaynağıdır bu. Er-Rahmanu alal arşi istawa derken Allahu Teala muradı var burada. Bize bir şey yani bunu bil, Allah hikmetle indirdi. Bize bir hakikati öğretiyor değil mi? Allahu alem deyip manasını ben bilmiyorum deyip çıkmakla ne oldu o zaman? Düşünebiliyor musun? Belki bir yanlış bir örnek. Yani bir sadece örnek. Ben sana yarım sayfalı bir yazı yazıyorum. Sonunda ben hiçbir şey anlamıyorum. Bu manada bir şey çıkarım. Allahu alem deyip çıkma. Ben o zaman bu mesajı yazan olarak kızarım veya hoşuma gitme. Ben sana yarım sayfa boşuna mı yazdım? Anlamıyorsan anlayana sor. Değil mi? Her şeyde ben anlamıyorum deyip işin içinde sırılamazsın. Bu yani Kur'an-ı Kerim her şeylerin üstün tabii ki. İnsanın insan yazısı değil Allahu Teala'nın kelamı. Ve şu da bir hakikat ki mesela düşünebiliyor musun? Bir kafir gelse Kur'an-ı Kerim bir ayetini ona açıklasak. Aa, bu ayeti açıkladık ama bu kadar önemli bir ayet. Allah-u Teala kendinden bahsediyor. Diğer ayetlerde kendinden. Bu ayetlere biz inanıyoruz ama ne demek olduğunu biz bilmiyoruz. Desek o kafir nedir? Yüzden yani siz bilmediğiniz bir kitaba mı inanıyorsunuz? Ha bu demek değil ki Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerin gerçekten yani e, e, şey, manasını herkes anlayamayabilir mesela bazı şeylerde gerçekten tefsire ihtiyaç var. Ama düşünebiliyor musun? O, o, kapıyı açtığım zaman o zaman başka birisi de çık dese ki Allahu Teala her şeyi görür. Tamam Allahu Teala her şeyi görür ama ben ne manada olduğunu bilmiyorum. Bitti. Allah her şeyi bilir ama ben ne demek olduğunu bilmiyorum. allah Alem. O zaman her şey Allah-u Alem'de çık. O zaman bunun sonu nerede? O zaman bir kafir de der ki Allah bir ama ben ne manada olduğunu bilmiyorum desen ne diyeceksin? Nerede bu işin sonu? Anlıyor musun? Bu işin tabii ki manası var. Ama bilmiyorsan bilene sorursun. Yani en azından bu ayetlerin manası var. Yani. Errahmanu ala ala Kesinlikle manası var. Devam ediyoruz. demek ki bu tevfiz ehlini az çok anlamış olduk değil mi? Tevfiz yani Allah'a bırak havale edenler. İlmi yani manasını Allahu alem. Allah daha iyi bilir deyip Allah'a havale edip manasını vermeyenler. Ne böyledir ne böyle değildir ben bilmem. Ben bilmem sen bilmesin ama bilenler var. Onlara sor kabul et. Şimdi e, gelelim e, tabii ki gene e, e, selefi salihin yolundan bahsederek ki özellikle bunu da belirtmek istiyorum İbn-i Teymiye özellikle bu ehli tefizin bu yolunu beğenmiyor ve tenkit ediyor yani bunu da bilmemiz e, bilelim. Şimdi ehli sünnet ve cemaattan kastımız dediğimiz gibi selefi salihin yolu. Şimdi ar Rahmanu alal arshistawa dediğimiz zaman bu çünkü çok önemli bir konu. Neden mesela? farkındaysanız bazen şu soru sorulur. Allahu Teala nerede? Bu çok önemli bir konu. Bazıları şu cevabı veriyor. Haşa Allahu Teala her yerde. E o zaman Allahu Teala haşa ve kella tövbe yani Allahu Teala tuvalette mi o zaman? Herkes de haşa öyle bir şey olamaz. Demek ki Allahu Teala her yerde mekan olarak her yerde olması mümkün değil. Yani Allahu Teala yani dediğim gibi tövbe haşa ile tuvalette mi? Değil. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır gücü her yere e, şey nüfus eder. Her şey gücü kuvveti her şeyi kuşatmıştır. Onu, onu kastetmiyoruz. Ama Allahu Teala nerede cevabını Kur'an-ı Kerim bize veriyor işte. El-Rahmanu er alal arş üsteva. Errahman Allahu Teala arşın üzerine yükselmiştir. Arş ise her eee Allahu Teala'nın yaratmış olduğu çok büyük bir mahluk şeydir. Arşın üzerinde olduğuna göre Allahu Teala her yaratılmış şeyin üzerindedir. Mesela bak bu ayet bize neyi öğretti? Demek ki Allah-u Teala her yerde değil. Bazıları da şöyle diyor. Mekandan münezzehtir. Şimdi bu kastın neyi bundan kastettiğinde önemli. Mekan demek plas. Yani mekandan münezzeht demek Allah hiçbir yerde demek değil. Yani Allah hiçbir yerde değil demek. Yani Allah is nerhiz. Demek haşe is okfaut. Bu da yanlış. Çünkü Allah-u Teala hiçbir yerde demek değil. Yani haşe yani Allah yok mu demek. Allah yaratılmış hiçbir şeyin içinde değil. Doğru. Yaratılmış bir mekanın içinde Ama biz ne diyoruz? Allah yaratılmış her şeyin üzerindedir diyoruz. Onun dışında ve üzerinde. Bu çok önemli bir ince mesele. Yani Allahu Teala yaratılmış her şeyin üzerindedir. İçinde değildi. Yaratılmış hiçbir şeyin içinde. Haşa ne göğün içindedir. Haşa tövbe ne dünyadadır. Yani allah Allahu Teala yaratılmış ne varsa onun üzerindedir. Bak bunu da demek ki bu ayetten öğrenmiş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Çünkü bu önemli bir konu. Bak buradan yani bizim için en önemli konu mesela da bazen insanlar sormuyor. Veya gayrimüslimler de soruyor. sizin iman ettiğiniz Allahu Teala nerede? Ne diyeceksin? E, overall, o de, dediğim gibi das Allah is O zaman o zaman Allah is bir O zaman deriz ki Allahu Teala ne varsa, ne yaratılmışsa onların üzerindedir. Ve kaldı ki insan kabul, fıtratı bunu kabul eder. Kafirler ana sıkıştıklar zaman hot dediklerinde hep yukarıya bakarlar. Hiç yere bakanı gördün mü? Bu insanın yaratılmış bir fıtratı yani. Dua ettiğimiz zaman niye ellerimizi göğe doğru kaldırıyoruz? E bu da Allah-u Teala'nın yüksekte olduğunun delili değil mi? Niye mesela yere indirmiyoruz ellerimizi? Bu da ayrı bir mesele. E hepimiz diyoruz Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamı yüksekten indi. Ya yani Bunlar zaten dediğim gibi bu önemli bir konu olduğu için özellikle bu arşa istiva meselesini zikrettik. Şimdi bir de tekkif kelimesini açıklıyor. Tekkif dediğim gibi Arapçada keyfiyet, nasıllık. Demin bir özellikle bunu bahsettik. Bundan bahsettim. Biz ehl selefi salihin yolunu takip edenler olarak inşallah ne diyoruz? Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarını olduğu gibi kabul ediyoruz ama nasıl olduğunu aklımızda çözemedim. Çözemeyiz ve oraya girmeyiz. Demin dediğim gibi Allahu Teala her şeyi görür. Nasıl her şeyi görüyor? Bizim gibi iki gözü var. Bu soruları da sormayız. Hiç kimseye benzemekle benzemez görmesi ama kabul ederiz. Bu tekif yani Arapçada tekif, keyfi halükte de biliyorsunuz. Orada da keyif nasıl? Türkiye Türkçede var. Keyfiyet yani nasıllığı Bu önemli bir konu. Ee, şöyle bir e, olaya an, zikre, e, anlatıyor burada. Bu meşhur bir e, en azından anlatılır. İmam Malik'ten rivayet edilen bir olay. Şöyle bir e, hadise anlatır İmam Malik zamanında olmuş. E, bakayım o hangi sayfadaydı? Çünkü onu okumuştum. Onu özellikle zikretmek istiyorum. İmam Malik'e birisi bir soru soruyor. Arşe istiva hakkında. Bakayım onu burada hangi sayfada? E, şöyle. Müellif şöyle zikrediyor. Yazar. Allah rahmet eylesin. İmam Malik'e Rahman arşe istiva etti. Ayeti var ya Taha suresi. Birisi sormuş. Nasıl istiva etti? Nasıllığını soruyor. Biz de dedik ya, Bu diye soruldu diye rivayet edilir. İmam Malik ter bastırıncaya kadar başını önüne eğdi. Sonra başını kaldırdı ve istiva meçhul bir şey değildir. Yani istiva kelimesi Arapçada meçhul değil. Meçhul demek bilinmeyen değildir. Bir kötesi bir kent. Yani bilinen bir manası var demek istiyor. Ki istiva demin dediğim gibi, istiva ala demek Arapçada yükselmek demek. Üzerine yükseldi. Lügatlarda istiva kelimesinin geçtiği her yerde ala harfi ceral, ala kelimesiyle üstüne demek. Over, he? Bover, neydi? Ee, harfi cerri ile birlikte müteaddi olduğu zaman uluv yani yükselmek manasına gelir. Şimdi bunu biliyoruz Arapçada. İmam Malik dedi ki istiva meçhul bir şey değildir. Fakat akılla kavranamaz. Yani akıl bunu anlayamaz. Nasıllığını anlayamaz. Çünkü hakikaten Allahu Teala hakkında nasıl yani böyle istiva etmiş kaldı ki ben hiçbir sahabe iken böyle bir soru sorduğunu da okumadım. Zaten bunu soran adam sahabe de değil. Yani İmam Malik'in zamanında olduğuna göre. Şimdi burada İmam Malik şöyle devam etmiş. Buna iman etmek vaciptir. Farzdır yani mecburidir. Ee, neden buna yiyecek? Çünkü Allahu Teala nasıl söylemişse ona kabul edecek olduğu gibi. Yani e, bu bu konuda soru sormak bitattır. diye söylendiğini söyler e, rivayet ki rivayet yapan şahıs e, ee, İbn Hacer fethül Bari de bunun isnadının ceyit olduğunu söyledi. Bunu Darimi Erraddul Raddu ala cehmiyyede ve İbn Abdülber et-Temhid'de rivayet etti diye geçmiş dipnot olarak. Ee, bu olay yani şöyle de bu bu olaydan çıkaracağımız ders aynı dediğim gibi istiva veya başka ayetlerde Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarından bahsedildiği zaman ne diyoruz? Genel kaide Allah-u Teala nasıl diyorsa öyle kabul ediyoruz manasını kabul ediyoruz ama nasıl olduğuna girmiyoruz. Allah-u Teala'nın iki eli var. Demin aynı manayı da bir şekilde e, prensipi prensibi kabul ettik. Allah-u Teala'nın iki eli vardır. Kabul ediyoruz ama nasıl olduğunu bilmiyoruz ve o soruyu da sormayız. Sadece tabii ki kesin bildiğimiz hiçbir ele benzememez. Bu genel kaide zaten prensip olarak edinirsek baya yol ediniriz. Baya işimiz e, doğruya doğru gidiyor. Şimdi bunu an, e, bu önemli bir konu. Bu tekif meselesi bu nasıllığını araştırma meselesi ümit ederim burada biraz da burada e, daha iyi açıklığa kavuşmuştur. Şimdi e, keyfiyetsiz işte bile temsil bile tekif keyfiyeti nasılsız. Şimdi bir de temsil kelimesi yani Arapçada temsil bu da şu demek bir şeyin benzerini zikretmektir. Temsil getirmek Türkçede de var ya misal kelimesi de bazen böyle bir şeyin misal yani bir şeye benzerini bir şeyin benzerini zikretmek. Bizim de kastımız şudur. Biz mesela burada istersen burada e, yazılan e, cümleyi okuyayım. Temsil ile tekkif arasında mutlak umum ve husus farkı vardı. Burada biraz detaya giriyor. E, ben şu, kendi kelimelerine, e, cümlelerimle bakayım. Nasıl bunu en güzel şekilde anlatayım. Benim şu keyfi bir kalem var. Demin herhalde o benzer. E, i̇stersen ben kendi e, şey, e, kelimelerimle şöyle söyleyeyim. Tekkif nasıllığını sormayız. Misalde mesela bir örnek veren bir insan Şöyle dese, misal getirerek yani allah Allah Teala'nın eli vardır. Misal insan eli gibidir. diyebilir miyiz? Asla diyemeyiz. Böyle bir misal de veremeyiz. Tamam mı? Bu çok önemli bir konu. Yani ikisi arasında bir fark olduğunu söylüyor. Birisi daha genel manada, alhimein, birisi daha husus, spesifik manası olduğunu söylüyor. Yani tekifte tekifte bir şeye benzetme yok. Nasıllığı sadece araştırılıyor. Misalde ise bir şeyin benzerini söylersin. Benzetme olayı var işin içinde. Yani mesela örnek verin benim kalemim yeşil demek nasıllığını zikreders Veya benim mavi kalemim var demek o mavi vasfını açıklar. Ama benim kalemim senin kalemin gibidir dediğim zaman bir temsil yapmış oluyor. Benzetme olmuş oluyor. Anladın? Bir şeyi başka bir şeye benzettiğim zaman. Ki Allahu Teala ne dedik? Hiç kimseye benzer mi? Asla benzemez. Leyse kemislihi şey. Onu da zaten biliyoruz. O hangi ayette mesela? Şura ayetinde, Şura suresi 11. ayette Allahu Teala şöyle haber vermiştir mealen. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Mealen vermiş bir şahıs. Leyse kemislihi şey. Yani bu da önemli bir konu. Temsil yani Allahu Teala'yı başka birisine benzederek yani haşelille Allah'ın haşe eli gibi kulların elidir ve Allah'ın görmesi gibi insanın görmesi böyle sapıklıklara gitmeyiz ya. Yani. Dediğim gibi Allah'ın yüzü insan yüzü gibidir demek. Bunlar saçma sapan şeyler. Yani bunları bir zaten belki diyebiliriz yani bunu hangi Müslüman söyler ama yine de bilmemizde fayda var. Yani Allah Teala bir de şöyle bir örnek verir. Mesela bırak onu bazı insanlar diyor ya yine de benzetiyorsun. Ya isim olarak söylüyorsun. Ama mesela ben sana bir örnek veriyorum. Şimdi bak. Ben sana mesela, mesela desem ki benim arkadaşımın başı bir de dağın başı. Değil mi? Dağın. Hof von Bir de Hof Person. İkisi de Hoft ikisi de baş, değil mi? Ama şimdi ben dediğim zaman dağın başıyla insanın başı, o zaman insanın başına dağın başı birbirine benziyor mu demek? Değil, değil mi? Bak kullarda da yaratılmışlar da bilen. Mesela dağın başı dediğim zaman senin aklına bir dudak, burun gelmiyor yani. Dağın başı dağın yükseği. değil mi? Top, top yani. İnsanın başı dediğim başka bir şey. Yok. Ama ikisine de baş gelmesini kullanıyoruz. Öyle değil mi? Bak insanlar, yani ben Allah-u yüzü var dediğim zaman benim yüzüm gibi yüz demiyorum ki. Yani bu illa benzetme manasında değil. Dediğim gibi dağın başıyla insanın başı olmuyor da. E burada niye olsun? Bak yaratılmışlar da bile farklı. Güzel bir örnek. Birisi bana bir söylediği için dağın başıyla insanın başı nasıl ki birbirine benzemiyor. Yani dağın başı dediğiniz zaman kimsenin aklına burun ağız burun gelmiyor. Öyle değil mi? Şimdi eee bir de önemli olan burada Allahu Teala her şeyi bilen Allahu Teala neden o zaman el kelimesini kullanmış? Arapçada yet. Allahu Teala kudret manasında diyorsa Allahu Teala her şeyi bilir. Kudret de diyebilirdi. Kudratullah diyebilir. Niye demiyor da el diyor? Ya Allah'tan her şey haşelille kimse en iyi bilemez. Allahu Teala onu haşile kafamızı karıştırmak için yapmadı. Bize bir ilim öğretmek için. Ki demek ki Allah'ın eli var. Ama böyle el değil ama var. İki tane bir de. Değil mi? Niye Allahu Teala vecih kelimesini kullanıyor? Rızası manası ise mesela bazen diyor vecek işte Allah'ın rızasıdır veya başka öyleyse Allahu Teala o kelimeyi niye kullanmıyor? O her şeyi bilir. Allahu Teala iki eli yerine Allahu Teala iki kudretin niye demiyor o zaman? Niye? Ki her şeyi bilen Allahu Teala bu. Anlıyor musun? Yani bu işin mantığını anlamak için diyorum. Yanlış bir e, e, mesele. E, verelim mi mola? Kaç dakika oldu şu an? Eee bir saat tamam. Tamam o zaman bir mola verelim. Tamam. Kısa bir mola. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet, dersimizi devam edebiliriz. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere kurban bayramı yaklaşmakta. Bu girdiğimiz günler ki zilhiccenin ilk 10 günü ki zilhicce ayı Doğru ise sala akşamıyla başladı ki bu ilk 10 gün gerçekten zilhiccenin 10 günü mübarek günler. Bu günlerde özellikle ibadet edilmek teşvik edilmiştir. Mesela daha Allah'ı zikretmek, sadaka olabilir, nafile oruç tutmak olabilir tabii ki bayram günü değil. Zaten bayram günü de o şey kurban kesmek önemli bir ibadet gücü yetenler için. Yani bir kısım alime göre güçlü bir sünnet, bir kısım alime göre ise vacip. Yani en, en en güzeli gücü yetenlerin kestirmesi. Bir de şöyle bir şey var. Çoğu insanın bilmediği bir sünnet daha var ki bir insan eğer kurban kesme niyetindeyse ve kestirmek de istiyorsa mesela parayı gönderip kestirecekse kendi adına eğer zilhiccanın bu ilk 10 ayı girmi, ilk 10 günü girmişse ta ki kurbanını kesinceye kadar tırnaklarını ve saçlarını kestirmez. Ta ki kurbanı kesinceye kadar. Bu da bir hadisi şerefte bize öğretiliyor ki e, hadisi şeref aklımda e, aklında kaldığı kadarı kadarıyla Ümmü Seleme'den rivayet ediliyor ki islamqa.com yani islamqa.info Şeyh Salih Müneccid'in web sitesinde de bu yazılı. Hadisin aslı sahih Müslim'de aklımda kaldığı kadarıyla oradan öğreniyoruz ki bu Zilhicce'nin ilk onu girdiği zaman bir kişi tırnaklarını ve saçlarını kesmez. Ta ki kurbanı kesinceye kadar. Şeyh Müneccid'in fetvasında burada bir de diyor ki buraya Buraya e, beden e, tüylerini de almak yani e, dahildir. Yani ne vücudundan ne de saçından ne de sakalından e, şey alamazsın diyor. Normalde sakalı bırakmak alimlerin e, alimlerin belirttiği üzerine sakalı kesmek veya kazımak zaten yanlış. Hatta sakalı tıraş etmek erkekler için haram diyen alimler de e, e, kesinlikle var. Çünkü bu konuda da bir hadis-i şerif var Bukhari'de. Yani sakalı bırakmamızı Peygamber aleyhissalatü vesselam bize emrediyor de saç veya tüyler yolmak normalde biliyorsunuz caiz olan şey. Bir insana saçını kestirmesi caiz ama eğer bu ilk 10 e, gün girdiyse ve kurban kesme niyeti varsa o zaman o kişi kurbanı kesilinceye kadar tırnaklarını veya tüylerini almaz ve cildinden de bir miktar koparmaz mümkün mertebe. Bunda en azından Şeyh munacitin fetva sitesinde öyle yazıyor. Bazen oluyor yani diyeceksin ya bir insan niye koparsın cildini ama en azından söylemiş olalım. Yani stökifani hayut afknipe onu da yapmayız. Kurban kesinceye kadar. Bir de şöyle bir şey var. Eğer diyelim ki bir erkek kesiyorsa kurbanını veya kestiriyorsa parasını gönderip de kestiriyorsa bu ailesi içinde yani hanım beraber yaşadığı hanımı için de geçerli. O zaman bir kurban bir aile ehil için, bir aile yani bir house haudi için diyelim yeterli. Eğer kurbanı kestiren adamsa o zaman o dediğim gibi o yasa uyar. Yani tırnaklarını, saçlarını kestirmez kurbanı kesinceye kadar. Ama hanımı için bu geçerli değil. Çünkü hanımı kurbanı kestirmediği için. Yani bir kurban bu e, kend, kes, kim kestirirse veya parayı gönderip onun adına kesiliyorsa o zaman bu dediğimiz olay onun için geçerli. Bunu da en azından söylemiş olalım. Evet, şimdi dersimize devam edersek hatırladığımız üzere en, bugünkü dersimiz Allahu Teala'nın sıfatları hakkında ve çok önemli bir konu ve burada da demin söylediğim gibi Allahu Teala'nın sıfatlarına inanırken en sonuncu delilim en sonuncu en son konuştuğumuz mesele de temsil. Yani Allahu Teala hiç kimseye benzetmeden sıfatlarını ve isimlerini kabul ederiz ve iman ederiz. Yani mesela işte Allah-u Teala iki eli vardır. Kabul ediyoruz ama nasıl olduğunu bilmeyiz. Yani tekkif yapmayız ve bir de temsil olmadan. Yani Allahu Teala'nın haşa iki eli bizim gibidir veya başka iki ele ele benzer gibidir falan demeyiz. Bunu mesela mümessileler yapmıştır ki kesinlikle bir sapık bir görüştür. Sapık bir bitat ehlidir. Onun için bu da kesinlikle yasaktır. Bu da önemli bir konu. Allah -u Teala hiç kimseye benzemez. Bu da e, önemli bir konu olduğu için ayrı bir başlıkta müellif bunu zikretti. Bu temsil olayı çok önemli. Ve bunu anlatırken 94. 4. sayfada da e, devam ediyor. Mesela demin söylediğim e, 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 naklettiğim ayet-i ayet kerimenin mealinde onun benzeri hiçbir şey yoktur Şura suresi 11. ayet. Burada da açıktan temsilin yani Allahu Teala başka biris kullara benzetmenin yasak olduğunu öğreniyoruz. Zaten Allah zaten mantık da yani hiç bunu kabul edebilir mi? Allahu Teala nasıl başka kullara yani hiç yaratılmış kula benzer mi? Zaten bunu da biz yapmayız. Bunu yapan sapık görüşlülere de mümessile denir. Ki bu zamanda var mıdır? O da ayrı bir konu ama maalesef bu böyle bir sapık görüş varmış. Şimdi devam ediyoruz. burada da mesela 95. sayfada da müellif işte deliller getiriyor. Neden Allahu Teala'nın hiç kimseye benzeyemeyeceğini? yaratan, yaradan yani Allahu Teala ile yaratılan arasında bir benzerliğin olmadığının akli delilleri. yani aklımızdan bir tane bunu diyor çözebiliriz ki Allahu Teala kullarına benzemez. yani mümkün de yani bir de zaten düşünebiliyor musun? Yani Allahu Teala kullarına nasıl benzer? Kullar aciz, eksik, noksan. Ya Allahu Teala ise bunların tam tersi. Yani allah Allahu Teala aciz değil, her şeye gücü yeten, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, hiçbir kusur olmayan, gücü sonsuz olan. gücü sonsuz olan bir aciz kula nasıl benzetilir? Yani mantık kabul ediyor mu? Elbette etmiyor. Ve bunu zikrederken mesela bir de sıfatlardan bir de şöyle bir şey var. Biz mesela sıf Allah-u Teala'nın sıfatlarında demiyoruz bunu. Yani Allah-u Teala'nın sıfatlar mesela Allah ilim sahibidir. Kulların ilmi gibi değildir. Kulların ilmi kısıtlıdır. Bazı şeyleri bilir, çoğu şeyi bilmez. Ama Allah-u Teala her şeyi bilir. Orada bilen Allah-u Teala'yı kimseye benzetmeyiz. Bırak fiillerinde. Mesela Allah-u Teala görme gördüğü zaman her Allahu Teala her şeyi görür. Bizim gördüğümüz gibi değil ki. Biz karanlıkta bir şey göremiyoruz. Bizim görmemiz kısıttı. Eksik, noksan. Allahu Teala ise mükemmel, noksansız, her şeyi her şeyi her zaman gören. İşte burada dediğim gibi Allahu Teala'nın hiçbir vasfında, hiçbir amelinde Allahu Teala'yı hiç kimseye benzetmeyiz. Hiç kimseye şirk koşmayız. Bunlar çok önemli konu olduğu için üzerinde bunların basa basa e, bu konuları e, şey, değiniyorum. Burada mesela deliller açıklarken akli delilleri bir de mesela fıtri de, akli delillerden yani o 95. sayfada bu konuyu çeşit yönlerden delillendirebiliriz dedikten sonra mesela 97. sayfada da fıtri delilleri fıtri delillerden bahsediyor. Kısaca oraya da girelim. Şunu da diyebiliriz. Burada bir de fıtri delil vardır. Çünkü insan kendisine herhangi bir telkin yapılmaksızın fıtratıyla yaratan ile yaratılan arasındaki farkı bilir. Yani başkası telkin demek başka birisinin sana bir şey söylemesi. Yani telkin etmeden bunu yap demesi olmadan yani başka birisi seni bozmadıktan sonra fıtrat üzerine kaldıktan sonra diyor ki o bilene bilir diyor yani ara, yara, yani yaradan ile yaratılan arasında fark olması gerektiğini Yani Allahu u Teala ile kul bir olabilir mi? Olamaz. Bu fıtrat olmasaydı kalkıp da yaratana dua etmezdi. Düşün bir kafir bilene, ateist bilene sıkıştığı zaman, uçak düşmeye başladığı zaman ne diyor? Hot diyor. Ona el açıyor. Niye? Çünkü biliyor ki ben acizim. Ama Allah varsa ki var kesin. O beni kurtarabilir. Görüyoruz yani. Görünüyor en azından. En büyük kafirler, inatçı kafirler bilene Allahu Teala'ya o zaman aynı müşrikler gibi sıkıştıklar zaman Allahu Teala muvahhid olarak tam yani Allah'a bir, bir olduğuna inanarak ibadet ederler. Ama yine normal hallerine döndükleri zaman yine şirk koşmaya devam ederler. Bu zamanda onlardan var yani. Maalesef bu zamanda da var. Bu zamanda mesela nasıl olabiliyor? Bugün bakıyorsun adam Müslümanım diyor ama gidip atıyor örnek veriyorum. ölülerden yardım da istiyor. Ey fulanca evliya adam 500 yıl evvel ölmüş. O ey bana fulanca evliya işte yetiş Yetiş bana çocuk ver. Adam çıkıp mezarından sana çocuk mu verecek? Yani mantığı da almıyor, etmiyor ama bunlar Allahu Teala'dan başkasına dua edip el açmak bunlar zaten insanı bunlar büyük şirk. İnsanı dinden çıkaran şirkten. Bu insan bilerek yani Kur'an-ı Kerim'de bunları yasaklayan ayetler var ki her gün Fatiha suresinde ne diyoruz? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Hem bunu diyeceksin ondan sonra gidip de ölülerden yardım isteyeceksin. Onu bırak. Meleklere veya peygamberlere vefat etmiş peygamberlere bilene dua edilmez. Bu bilene şi büyük şirktir dua ibadettir ve ibadet ancak Allahu Teala yapılır. Onun için dua ne demek? Dua demek gaybta de olan, görünmeyen, gaybta olan mesela melekler, cinler, ölüler bunlar bizim bizim için gayiptir. Bunlardan e, bunları çağırıp bunlardan yardım istemek işte yardım et ey filanca cin. Eskiden bunu müşrikler yapardılar. Cinlerden korktuklar için cinlere sığınırdılar. Bu da şirkin bir türüdür. Büyük şirkin bir türüdür. Bugün Müslümanım deyip adam 500 sene ölmüş şeyhinden yardım istiyor. Ey filanca şeyh yetiş uçağım düşüyor. E alem, o adam seni nasıl işitecek? Ölüler işitmez. O bir. İkincisi ise işitsek işitmiyor. Sana nasıl yardım edecek? Ve üç, en önemlisi ise Allahu Teala varken her şeyi bilen yaradan, her şeyi gücü yeten yaradan varken sen nasıl bir kulda kula ibadet eder, ona dua edersin ki dua ibadettir. Bunu bazı insanlar anlamayabilir ama dua İslam dinine göre kesinlikle ibadettir. Onun için dua bir tek Allahu Teala yapılır. Ne melekler mesela bir insanın yetiş ya melekler demesi bile ne büyük şirktir. Ne diyeceksin? Ey meleklerin Rabbi yardım et. Zaten mantığı da yok. Melekler sana yardım etmez ki Allahu Teala izin vermedi. İşitse bile ne sana yardım etmez. Çünkü onlar memurdur. Memur demek Allah'tan emir bekler. Allahu u Teala ne yaparsın? Allah'ım sen bana yardım et. Ondan nasıl Allahu Teala dilerse sana bir melek, rahmet melekiyle yardım eder. O ona kalmış. O dilediği gibi yardım eder. Bazen dilerse bir kulu sana sebep kılar. Ha bazı şunu diyebilir. İşte bazı cahillerin öne sürdüğü der e ama insanlardan yardım istiyoruz. İnsanlardan ne zaman yardım istiyoruz? Çünkü insanlarda tabii ki yardım istenilebilir. Şartı nedir? İnsan ca şey canlı olur veya başka bir mahluk canlı olur ve ondan kuldan istenilebilecek şeyler isteyebilirsin. Mesela örnek vereyim arkadaşından bana bana para ver diyebilirsin. Çünkü bir arkadaşın gayip değil ölmemiş. Ona zaten söylüyorsun sen onu görüyorsun işi diyor o da sen işi diyor. Ortada dua diye bir şey yok. Ve ondan istediğin şeyin onun gücü yettiği bir şey. Para verebilirsin ama sen gidip de bir şeyhtan veya ölüden ne be, ölü de olmasın canlıdan da olsa haşelillah diyebilir misin Ey şeyhim haşelillah, ben bütün günahlarımı sen affet beni cennetine koy diyebilir misin canlı da olsa diyemeyiz niye çünkü o kimsenin haddine değil günahları affetmek sadece Allahu Teala'nın hakkıdır cennete koyup koymamak sadece Allahu Teala'nın hakkıdır o dilediğini cennete koyar dilediğini koymaz Onun için ne zaman yardım istemek caizdir Ölme, yani gördüğümüz bildiğimiz canlı insanlardan onlardan istenilebilecek şeyler istemek şirk değildir ama gayipte olan işte e, e, melekler olsun ölmüşler olsun cinler olsun bunlardan yardım istemek büyük şirktir Onun için bunlardan da e, e, bunlara karşı da çok dikkatli olmamız lazım böyle insanları gördüğümüzde de bunlara ihtar etmek bunlara bu çok ciddi bir şekilde bunu açıklamamız lazım. Çünkü maalesef bazı insanlar bugün gidiyorlar türbelerden. O türbelerden yardım istiyor. Bak Allahu Teala'dan demiyorum. Gidip o türbede ölmüş belki 500 sene önce ölmüş bir adam ölüden yardım istiyor. Ey falanca baba bana yardım et diyor. Yani Allah'tan yardım istese o şirk değil. Ya yani mesela gidip dese ki ey Allah'ım bana sen yardım et şu falanca şeyhin hürmetine bu şirk değil. Ama bu da bence yanlış. Çünkü biz Allah'tan istediğimiz zaman onun güzel isimleri hürmetine isteriz. Allah-u Teala'dan böyle isteriz. O falanca adamın hürmetine değil. Bu da ayrı bir konu ama şirk olan maalesef yapılan hali bazı yerlerde ağaçlara mendil bağlayıp ağaçtan yardım istiyor. Artık o duruma geldik. Odundan yardım istiyor. Hangisi daha büyük odun? O ağaç mı o adam mı? Onu da düşünelim. Ve kaldı ki yani bunları gören bazı bazı gayrimüslimler, kafirler de bunları gördüğü zaman düşünebiliyor musun? Bunlar kendilerini Müslüman olarak tanıttığı için düşünebiliyor musun? Bir kafir bir adam görüyor ağaçtan yardım bekliyor. E, o da bunun İslam olduğunu bilirse ne olur? E bu işte ondan bazı insanlar diyor ki bu İslamsa bu ne biçim böyle olur mu? Onun için hakikaten İslam dinini doğru anlatmamız gerekli. Hakiki İslam dini budur dememiz lazım. Yapmadığımız zaman da problem oluyor. Yani her Müslüman gerçekten İslam dinini özellikle bu imani konuları öyle farz imani konuların esaslarını, farzlarını öğrenmesi gerekli ki ileride hataya da düşebilir. Bazı insanlar çıkıp bugün bilene adam şey gelecekten haber veriyor. İşte şöyle şöyle olacak. Rüya falan değil. Adam oturmuş gelecektin. Çünkü bunların bazıları hem şarlatanları da var. Para için yapıyorlar. Bazıları ise cinlerden yardım istiyorlar. Cinler bile gaybı bilmez, geleceği bilmez. Ama bazen olur ki bu cinlerin bir kısmı Allah-u Teala'nın bil, meleklere bildirmesiyle meleklerden öğrendiklerini e, alırlar. Bunun yanına 100 tane yalan ekleyerek o şey falcılarına gelip söylerler. O bir tane doğru çıkar. O 100 tane yalanı da görmezler. Onun için böyle cinci sahtekar insanlardan da uzak durmamız lazım. Bu falcılardan, gelecekten, gayipten haber veren insanlardan işte bugün kaç kişi Müslümanın diyor adam horoskop şey astrolojiye inanıyor. İnanıyor ki o yıldızın ne bileyim böyle durması, horoskopun bu sene, bu ay böyle olması onun geleceğinin ne olduğunu belirliyor. Veya böyle böyle olacak. Yani ne bilimsel, ya İslam dinine göre kesinlikle batıl işler bunlar. İşte astrolojidir, horoskoplarından, horoskoplara bakarak bir insanın gelecek ay ne yapıp yapmayacağını bilmek. Böyle işte kesinlikle böyle işte kesinlikle batıl inançlar ve bunlara inanmamız lazım. Soruyorlar yani ben zaten bu işten batıl olduğunu biliyorum da adam Türkiye'de kaç kişi burcun ne soruyor? İşte atıyorum neymiş? Aslan burcuymuş. O zaman böyle oluyormuşsun. Yani ne mantığa sığar? Yani gökteki bir yıldızın burcun senin ahlakına ne alakası olabilir? Mantığı ne? Hiçbir mantığı yok. Onun için bunları da bilip ve insanlara bunu da öğretmemiz lazım. Devam edelim. fıtri deliller. Bayağı e, burada bahsetmiş. Lükatınızda şirkten bitattan başka kelam var mıdır acaba? Bunu bir arkadaş sormuş Ebu Abdullah diye. Evet kardeşim elbette benim lükatımda şirkten bitattan başka kelam vardır. Ama bu konumuz e, ümit ederim dinlemişsindir. Bizim konumuz akide konusu. Yani bizim konumuz e, şirk ve bitatlarla alakalı konu. Yani biz burada mesela namaz kılma ve oruç tutma alakalı, oruç tutmayla alakalı ders vermiyorum. Onun için bu şirkte çünkü bu konumuz tevhidle alakalı. Şirk ise tevhide muhalif olan e, şeyler. Yani bunun büyüğü de var, küçüğü de var. Bitat da ehli sünnet ve cemaat'a ters olan şeyler. Yani konumuz şirk ve bitat olduğu için şirk ve bitattan bahsediyorum. İleride mesela namaz, oruç, fıkıhtan konuştuğum zaman tabii ki başka şeyleri de konuşuruz. Ama bugünkü dersimiz yani bu dersin konusu baştan söylediğim gibi akide bahası. ehl Ehli sünnet ve cemaatin tevhid inancı nedir? ve bu tevhid inancına muhalif olan şirk ve bitatlar nedir? Konumuz bu yani. Dersin özü bu. Yani seri les rex onun hakkında akayit dersleri olduğu için tabii ki şirkten bahsedeceğim, bitattan bahsedeceğim. Bu derslerde mesela orojineyin bozup bozmadığını bahsetmeyeceğim çünkü konumuz dışında. Onu başka konularda belki bahse, başka yerlerde o konudan bahsedebiliriz. Ama ümit ederim bu Abdullah kardeşim şunu da kabul edersin ki tevhid İslam'ın en büyük hakikatıdır. Oroçtan da önemlidir. Namazdan da önemlidir. Ee, sakız çiğnemek orucu bozar mı bozma bunlar önemli konular. Ama tevhid bunlardan da önemlidir. Tevhid cihattan da önemlidir. Tevhid her şeyin başıdır. Tevhidi tam olmayan bir adam, tevhide iman etmeyen bir adamın bütün amelleri boşa gitmiştir. Ve bizim bu dersten gayemiz de insanlara tevhidin önemini, delil, ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bize sunduğu deliller üzere detaylı şekilde öğrenmemiz. Onun için lügatımızda e, bu konuda şirkten çok bahsediyorum. Bitattan çok bahsediyorum. Çünkü konumuz o olduğu için. Ümit eden bu konuyu da böylece açıklık getirmiş oldu. Şimdi fıtri delillerden bahsediyor. Zaten demin dediğim insanın fıtratı Allahu Teala'nın kullarına benzemediğini kabul eder. E, mesela Burada da bazı konular e, 97. sayfada bazı konulardan da, e, konularda bahsediliyor. Ama buraları biraz da kısa geçmek istiyorum. Çünkü zaten dersimiz sanırımca baya e, ilerledik. Herhalde 9'a çeyrekte mi aşağı yukarı? Belki bunu ileride mi artık yaparız? Çünkü bunlar ince meseleler. Bu ince meseleler de dediğim gibi ince konular olduğu için dikkatli dinlememiz lazım. Yani bu konuları iyi anlamamız için bazen biraz Arapça bilmemiz de faydalı olabilir. En azından elimizden geldiği kadar dikkatli olursak daha faydalı olur. Çünkü ilim çok önemli bir şey. Gerçekten ilim öğrenmek en büyük şereflerden bir tanesidir. Ve mesela geçen hafta bir ayetten bahsetmiştik. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah. Bu ayetin tam mealini veremedim ama ayar bu ayetten öğrendim işte de ki eğer Allah'ı seviyorsanız işte orada o zaman bize öğretilen peygamberimize uymak. Fettabi'uni demek ittabi'uni bana uyun. Yuhbibkumullah yani herhalde tam manasını diyemezsem yani Allah da sizi sevecek veya ona o manaya aşağı yukarı geliyor. Tefsirinde yani şunu öğreniyoruz aç yok. Mealine bakmak isteyen bakabilir. Eee e, ayetin mealine bakabilir. Şöyle peygamberimizi seviyorsan onun yolunu öğrenirsin. Onun yolunu öğrenmekte ilk önce tevhid öğrenmekten geçer. Çünkü peygamberimize öğrettiği ilk şey neydi? Namaz değildi, oruç değildi. Tevhid. Bunu öğreneceğiz ve onun sünnetini de öğrenip ona uyacağız. Ve ona uyarsak da o zaman ne oluyor? Allahu Teala da bizi sevecek. Demek ki Allahu Teala sev bize Allahu Teala rızasını kazanmanın en büyük yolu önce tevhid. Ondan sonra diğer ibadetler. Önce diyeyim iman ve sonradan ne geliyor? Namaz. Beş vakit farz namaz. Bunlar çok önemli konular olduğu için üzerinde durmak zorundayız. dediğim gibi bizim dersimizin konusu bu tevhid konusunu işliyoruz. Eğer namaz konusunu işleseydik daha çok namaz diyecektik. Salat kelimesini kullanacak. Eğer oruç olsaydı konumuz savundan bahsederdik. Öyle değil mi? Ama bugünkü konumuz ve bu daha doğrusu bu derslerin konusu akide konusu olduğu için tabii ki ya tevhid kelimesini ya şirk kelimesini ya da bitat kelimesini çokça duyacağız. Zaten duymasak garip olur yani. Değil mi? Matematikten bahsedip de rakamlardan bahsetmemek olur mu? Olmaz değil mi yani? Matematiği konuşacak ama 5, 6, 8'den hiç bahsetmeyelim. Lugatımız da başka. Yani mantığa pek uymaz. Onun için biz de işin mantığına bakarak tevhidi anlatıyorken tevhide muhalif olan şirkten de bahsedeceğiz. Çünkü şunu da söyleyerek istersen kapatalım. Allah-u Teala'nın affetmediği günah şirktir. Tabii ki küfürdür. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allahu Teala bu bu ayette bize açıktan belirtiyor ki kendisine şirk koşulmasını kesinlikle affetmeyecek. Tabii kafirlerde kafirler de bilerek kafir olarak ölenler. Ama onun dışında dilediğini affedebilir dilerse. Onu da bize öğretiyor. Yani Allahu Teala dilerse bir insan oruç tutmamasını dilerse affeder. Dilerse önce cehennemde azap çektirip gene çıkar. Ama bir insan müşrik olarak, büyük şirk olarak, büyük müşrik yani büyük şirk üzerinde ölürse Allahu Teala onu affetmeyecek. E o zaman hangi konuyu öncelikle işleyelim? Hiç affedilmeyecek bir günah mı? Yoksa affedilebilecek bir günah mı? Hangisine öncelik veririm? ya yani priorite diye. Evleviyet Türkçesi. Tabii ki önce şey. Ha bu demek değil ki bu anlattıklarımı siz bilmiyorsunuz. Bu ben sizi burada Müslüman yapmaya çalışmıyorum. Çünkü zaten Müslümansınız. Ama bunları delil ile bilmek başkalarına da bunu öğretmenizi sağlar. Buradaki gayemiz sırf size öğretmek değil. Bunları öğrendikten sonra başka insanlara da öğretmek. Çünkü ilim yayla yayla çoğalır. Yani sırf burada ilim ben Mesela size de mi öğretiyorsun? 4-5 kişi. Bu 5 kişi de 5 kişi öğretse kaç eder? 5 kere 5, 25. O 25 de bir daha 5 kişi öğretse ne olur? 5 kere 25, 125, 25, 200, 500. Böylece dağılır, böylece çoğalır. Kaye bu konuları her yerde bu şekilde detaylı bulamaz. Ben verdiğim için değil, bu kitabı da her yerde bulamam. Bulup bu kitabı okuyup anlayabilenler bunu yapsınlar. Ama şunu da söylemek isterim. Bugün akideyi İyi bilmeyen insanların bazen yaptığı problemler bütün Müslümandan başını ağrıtabilir. Onu da söyleyeyim yani. Bugün bazı insanlar İslam akidesi adına bazı problemler çıkarıyorlar. Onun için akidemizi savunursak, iyi bilirsek onu da savunabiliriz. Bugün mesela bazı insanlar havariç diye çıkıyorlar. Müslümanları öldürüyorlar ve diyorlar ki bu İslam'da var. Çünkü büyük günah işleyen kafir olur. Mesela havariçler böyle demiş. Bunlar da çok büyük bir ehli bitat. Şimdi bunu anlatmayalım. Bugün havariçin bize yaptığını kaç kişi yaptı? Bugün havariç var mı? Açıktan yani çok fazla yok olsa da bazen insanlar sanki havariç meyilli olabiliyor. Duymuyor musun mesela bu adam bu Müslüman değil. Niye? Üç kağıtçı. Bak bak. Üç kağıtçılık ne demek? Bak adama Müslüman değil diyor. Niye? Üç kağıtçı. Yalan, söyle yalan söylemek günah değil mi? Evet. Ama yalan söyleyip, söyleyip de bunu helal, olduğunu, helal olmadığını bilen adam kafir olur mu? Olmaz. Olmaz. Ama niye sen ona diyorsun Müslüman değil? Diyor? Bunu duymuyor musun hiç? Adam üç kağıtçı bu Müslüman değil. Bak bak bak. E bu havariç kafası. Ha ona söyledi. Ya benim kastettiğim iyi Müslüman olamaz. O zaman öyle desene, iyi Müslüman olamaz. Ya yani çünkü ha öyle dese, o manada dese, gene derse o manada diyorum. Ama Müslüman olamaz ya. Hatta bazılar diyor adam kafir diyor. Niye? Ana babasına kötülük ediyor. Ya ana babasına kötülük etmek günah yani a, 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 ana baba diyor. ama insanı kafir etmez ki. Eğer onun helal olduğuna inanmaz. Bak bu da demek ki bunlar önemli konular. Bugünlük iktifa edelim. Zaten sonra da başka soru göremedim. Eğer varsa da söyleyebilirsiniz. Allahu Teala'dan söylediklerimizde fayda biz ikim hepimiz için faydalı olmasını dileyelim. Eğer bir hatamız da varsa Allahu Teala'dan affını isterim. Doğru olan da Allah'ın rahmetiyle söylenmiştir. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbü ileyk. Elhamdülillah.